Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Lefke Yıldızı programına hoş geldiniz. Üniversitemiz ve bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimiz ve kültürel sanatsal etkinlik duyurularımızla karşınızdayız. Herkes bir tatlı yapar. En çok özellikle de samsı. Yıllar vardır ki çoğu insanlar bu samsıyı yapmıyorlar. Mavi ile yeşil arasında bir inci sloganı ile bu yıl 11.si düzenlenen bahar şenliklerimizde üniversitemize ünlü yağdı. Bunlardan biri de makyaj şarkısıyla dillerden düşmeyen model grubuydu. Sana bakmışım, olanlara kimmişim,
Parçamız var. Hatta galiba önümüzdeki günlerde kliplendireceğiz inşallah. Eski bir şarkı belki biliyorsunuzdur. Eşlik ederseniz çok mutlu oluruz. Sen kuşsun
belki arkadaşını, sevgilisini ziyarete gelmiş olan arkadaşlarım da olabilir. Gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Biz İzmirli bir grubuz. 2009 yılında çıkardık ilk albümümüzü. Sonra da 2011 yılında Diğer Masallar albümümüzü çıkardık ve galiba çoğunuz bizi o albümle tanıdı. Hatta Değmesin Ellerimiz şarkısıyla. Ama ondan önce ikinci video klip çalışmasıyla Diğer Masallar albümümüzün Değmesin Ellerimiz. İlk çıkış parçamızı bilen var mı? Buyursunlar. Hangisi? Evet. Eğer bilenlerle eşlik bize katılırlarsa, eşlik ederlerse biz çok mutlu oluruz. Konserin bundan sonraki kısmı biraz daha hareketli geçecek. Biz istiyoruz ki sizi de böyle alalım. Eğlenmeye geldiniz inşallah. Attım dertleri en sonunda. Koy indirim sanki koy kaderin içine. Vuralım bu gece. Hoş geldiniz. Deniz yufak.
en çok özellik dedi. Samsı yıllar vardır ki çoğu insanlar bu samsıyı yapmıyorlar. Lefke Turizm Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Lefke Ceviz Festivali ile ilgili derneğin yöneticileri Loy TV stüdyolarında bir tanıtım programı yaptılar. Şimdi bu programı izleyelim. Efendim iyi günler. Bir kez daha yine sizlerle Lefke Avrupa Üniversitesi stüdyolarında bir aradayız. Yine yanımda iki tane değerli konuğumuz var. Önümüzdeki günlerde 8-9 Haziran'da yapılacak olan Lefke 4. Ceviz Festivali'nde konularla ilgili, fikirlerle ilgili, oyunlarla ilgili, tatlarla ilgili fikirleri arkadaşlarımızla birlikte konuşacağız. Evet, onlara geçmeden önce isterseniz sizlerle bir konuklarımızı tanıyalım. Ardından da sohbetimize geçelim. Bakalım ne çıkaracağız. Evet, buyurun. Merhaba. Merhabalar. Ben Ergun Taşkın, Lefke Turizm Derneği başkanıyım. İkinci dönem bu başkanlığı yürütüyorum. Merhaba, ben Nermin Şanlıda, Lefke Turizm Derneği sekreteriyim. Evet, teşekkür ederim. İki tane değerli Lefke Turizm Derneği'nin iki güzide elemanı. Birisi başkanı Sayın Ergun Taşkın, diğeri genel sekreteri Sayın Nermin Şanlıda. Evet. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önce isterseniz bir Ergun Bey bize bu 4. Ceviz Festivali hakkında bir kısa bilgi verirseniz. Tabii. Adı da 4. 4. defa Lefke'de, çarşıda, eski tarihi çarşıda Lefke Ceviz Festivali'ni Lefke Turizm Derneği olarak organize etmiş bulunuyoruz. Yanımızda Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi de var bizi destekleyen. Daha önce de yapıldı bu festivaller ve her geçen sene daha da büyüyerek, daha fazla kitleleri çekerek, daha fazla katılımcılar çekerek süren bir festival bu. Bu sene biraz daha farklı diğer senelerden. Lefke Turizm Derneği bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve festivallerle bölgeye Çitta Sulov projesini de çekmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda bu 4. Ceviz Festivali'ne yapıyor olacağız ve bizim için daha da büyük bir önem arz ediyor bu konu. Peki siz ne diyorsunuz Nermin Hanım bu konuda? Evet. Bu yıl dediği gibi başkanın daha farklı düşüncelerle ortaya çıktık. Çocukları katmaya çalışıyoruz bu yıl. Çocuk aktiviteleri daha çok ön plana çıksın istiyoruz. Uçurtma, kendi çocukların yapacakları uçurtmalar, resim yapacaklar. Bunun yanında el işleri küçük küçük selecik'tir, hurma dalından yelpazedir. Biz onlara söyledik, gelin biz size tarif edelim. Hem bir harçlık kazanmış olursunuz, hem bir şeyler öğrenirsiniz. Bu gibi faaliyetlerimiz var. Dilerim güzel bir şeyler başaracağız bu yılda çocukları çekerek. Anladığım kadarıyla yani söylemiş olduğunuz fikirlere baktığımız zaman geniş bir yelpaze söz konusu. Bunun içerisinde yeniliklere de yer katıyorsunuz. Peki ben şöyle sorayım Ergun Bey size. Şimdi dördüncüsü olduğuna göre daha önceden 3 tane de var. Bildiğimiz kadarıyla 3 tane de hurma macunu oldu. Hurma festivaliniz oldu. Peki burada hedefiniz nedir? Yani hangi hedefe ulaşmak istiyorsunuz? Yani bu festivalleri yapıyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Önceden başlamış olduğunuz bir festival vardı. Bugünkü geldiğiniz noktada hangi Tabii. noktadasınız? Bu öyle. Şimdi kısa vadeli hedeflerimiz var. Bir de uzun vadeli hedeflerimiz. Kısa vadeli hedefler Lefke bölgesi halkının, üreticinin atıl vaziyette olan bir takım üretimlerinin yetiştirdikleri bir takım ürünlerin değerlendirilmesi, Lefke'nin tanıtılması, uzun vadede de tabii Lefke'nin aranan bir turistik destinasyon
haline gelmesi. Bu ilk çıktığımızda kullandığımız bir slogandı. Bu zamanla olabilecek bir şey. Birçok altyapı hazırlıkları ister. Biz yola çıkarken dediğiniz gibi 6 festival oldu. 7.sine Çitta Slow hazırlıkları içerisinde giriyoruz. Yanımızda üniversite var, belediye var. Bu çalışmalar içerisinde onlar da var ve sivil toplum örgütleri var. Lefke'de turizmi geliştirmek isteyen, Lefke'yi tanıtmak isteyen, bölgeye önem veren sivil toplum örgütleri de bizle beraber. Bu giderek büyüyen bir kar topu yuvarlandı. Giderek ivme kazanıyor ve büyüyor. Tabii ileride çok değişik hedeflere varacak. Biz adım adım gerekeni yapıyoruz bu şeyde, kapsamda. Her bir festival olayı daha da büyük hale getiriyor. Lefke'nin daha iyi tanıtılmasını sağlıyor. İnsanlar daha inanarak o festivallere katılıyorlar. Yapmadıkları şeyleri, unuttukları şeyleri orada görerek, hatırlayıp tekrar bir takım üretimlere başlıyorlar. Bildiğiniz gibi Lefke portakal bölgesidir. Portakalıyla tanınırdı. Fakat geride bıraktığımız 6 festivalle Lefke bugün cevizin en çok yetiştiği bir bölge. Geçmişte belki bu kadar çok adı geçmiyordu. Hurmanın en çok olduğu bir bölge. Hurman da belki bu kadar Lefke ile beraber adı geçmiyordu. Giderek bunlar Lefke'ye kazandırılmış oluyor. Ve bunları ileride göreceğiz ki yan ürünleri, nihai ürünleri de inşallah dünya Kıbrıs piyasasına zaten girecektir de dünya çapında da belki pazarlaması, dağıtımı olur. Ve Lefke bir yavaş şehir olarak turist çekmeye başlar. Şimdi gördüğüm kadarıyla sizin söyleminize göre iki şey çıkarıyorum ben bundan. Bir, festivallerin gelişmesi, daha ileriye gitme hali. Bir de festivallerle birlikte Çitta Slow hareketinin başlamış olması. Peki ben şunu sorayım yine size aynı şekilde. Sizler ilk başladığınız noktada sıfır pozisyondayken, yani ortada herhangi bir festival düşüncesi yokken ve sonradan gelinen aşamada 3 ceviz ve dördüncüsü oluyor şimdi. 3'te hurma festivali yaptın. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kendimizi... Yani gerek dernek olarak, gerekse halk olarak, Lefke'nin bu işe bakışı olarak. Şimdi dernek olarak, dernekte çalışan arkadaşlar olarak herkes herhalde yapılanların hangi gayeyle, hangi hedefe yani şey alınarak nihai hedefler şey edilerek hedeflenerek yapıldığını herkes anlamış durumda. Yani bunlar turizmin yavaş yavaş altyapılarıdır. Yani Çitta Slow olayı da bölgenin refahı için düşünülmüş büyük bir projedir. Bakanlık tarafından bölgeye uygun görülmüş ve dernekler tarafından, belediye ve üniversite tarafından, öğretim görevlileri tarafından Lefke için en iyi kalkınma projesi olarak görülüp beğenilip seçilmiş ve komiteleri kurulup çalışmaya başlamıştır. Yani biz kendimizi giderek tabii birçok şeyin içinde görüyoruz. Tabii festival diye başlanırken belki insanlar düşünüyordu, işte Kıbrıs'ın her tarafında festivaller var, bir festival daha mı? Fakat bütün bu festivaller ne kadar çok olursa olsun o kadar iyi. Adanın her köşesinde demek ki bir özellik var, bir güzellik var. Bunlar piyasaya çıkarılıyor, sunuluyor ve hiçbir zaman da dikkat ettiyseniz, gezerseniz festivalleri, hiçbir festivalde de halk kitleleri yani kimse gelmedi deyip de kapatıldığını duymadım ben festivallerin. Adada da bayağı geniş bir kitle festivalleri seviyor ve gidiyor. Turistler de bunlara katılıyor programlarına uyduğu müddetçe. Ajantalar bunları duyurabildiği kadar. Bakanlık adadaki bütün festivallerin listelerini çıkarıp bunları yayınlıyor. Kıbrıs'taki aktivitelerin içerisinde bütün festivaller çıktıkça bir bir yayınlanıyor. Olabilir birçok turist geldiği zaman adaya indikten sonra arabasını kiralayıp oteline gittikten sonra bu aktiviteler programına denk geliyorsa geliyordur, geziyordur. Biz Lefke'de yaptığımız şeylerde, festivallerde bu tip turistlere rastlıyoruz. Gelip bizlerle konuşuyorlar.
onlara Lefke'yi gezdiriyoruz. Böyle bir yeri gelmiş olmaktan, görmüş olmaktan ve böyle bir şeye katılmış olmaktan dolayı çok büyük haz duyuyorlar ve beğeniyorlar. İzlenimlerini nasıl buluyorsunuz turistlerin? Turistlerin izlenimleri pozitif. Çünkü değişik şeyler görüyorlar. Yani değişik bölgeleri görüyorlar. Her bölgenin kendine öz has bir kültürü var. Tarihi var. Ne bileyim mimari yapısı, doğası, her taraf birbirinden farklı. Lefke deyince tabii birçok bölgeye göre daha da farklı ve özellikli bir bölge. Geldikleri zamanlar kışın eğer yağmurda yakalanmazlarsa, Hurma Festivali'nde zaman zaman oluyor. Yazın da havalar iyi gittiği müddetçe çok iyi gezme fırsatı da buluyorlar. Beğeniyorlar. Onların izlenimleri bizim açımızdan bize destek veriyor. Şöyle, peki bayanlarımızın bir bayan olarak siz de bu işteki katkısı, ilk başlardaki halleri nasıldı, bugün gelirken nasıldırlar, nasıl bakıyorlar olayı, evet, nasıl değerlendiriyorlar? Bize böyle bir onlar hakkında. İlk başta ben aynı zamanda köy kadın kursuna da gidiyorum, el işi kursuna. İlk başlarda ben onlara işte böyledir, şöyledir anlatıyordum. Böyle umursamaz gibiydiler ama şu anda inanın ki benden fazla çalışmaya başladılar. İşte şunu da yapalım, bunu da yapalım, derneğe katkı olsun, şu olsun, bu olsun. Onlar da benden fazla işin içine girmeye çalışıyorlar yani açıkçası. Hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Geçen haftalarda çay partimiz oldu ve herkes elinden gelen desteği bize verdi. Teşekkür ediyorum kendilerine, arkadaşlarıma. Şimdi evlerinde onlar düşünüyorlar. Festivale ne yapabilirim? Farkındalık yaratmak için. Mesela geçen gün bir geziye gittik. Arkadaşım hemen küçük böyle anıtlarlık şeklinde kozadan yapılmış ya da seleden yapılmış nazar boncuklu buzluklara asmaya ya da anıtlarlık olma şeyinde hemen fikir edindik ondan. Bunları nasıl çoğaltabiliriz derneğe? Ne kadar çok yapalım, satalım bunları da derneğe de bir katkı kalsın. Ve şimdi biz arkadaşlarla toplanacağız bu hafta içerisinde. Küçük selecikler, yani hediyelik olsun, anıtlarlık olsun, buzluklara yapıştırılsın. Ellerinden geldiğince bize yardım etmeye çalışıyorlar. Kendileri de aynı bir şeyler üretip kendi bütçelerine de katmaya çalışıyorlar. Bunlar okulda olan arkadaşlar ama bunlar evlerine de bu konuları taşıyorlar ve çevreleri de artık yani bir şeyler yaratmaya başlıyorlar. Ben bunu seziyorum hanımlarda. Ufak tefek de katkıcık evlerine kar amaçları da oluyor. Aileye katkıları oluyor. Çok memnundurlar. Sürekli olacağına inanıyorum bu işin. Yani artacağını da biliyorum. Devamı gelir inşallah. Ben şöyle diyeyim. Yani daha önce yapmış olduğumuz programlarda da hatırlarsanız. Yani burada konuşurken bizde yine insanların yani pek bir sıcak davranışı veya olumlu bir hareketi yoktu ilk başlarda. Evet. Yani herhangi bir bilgileri de yoktu, düşünceleri de yoktu. Hatta olurdu olmaz mı tartışmaları vardı. Fakat yani bugün gördüğümüz kadarıyla da festival dördüncüsüne gelmiştir artık. Yani çocuk yürümeye başlamıştır kısmen. Yani çünkü biliyorsun 9 ayda yürümeye başlayan bir çocuk artık yani 4. Ceviz Festivali de 7. festival olarak da ne yürüme değil belki de koşmaya başlıyordu. Çünkü az önce Nermin Hanım'ın da söylediği bir şeyler vardı. Yok koşmuyoruz daha yürüyoruz sanırım. Koşmuyor muydu çünkü hayır. Uçurtma şenliklerinden bence falan. Bence yani amaçladığımız hedefte değiliz şu anda. Evet. Yani o açık istediğimiz hedefe hala daha ulaşmadık. Neler yapılması gerekiyor yani sizce? Lefke'de herkesin bu projeye uyum sağlaması lazım. Çünkü biz ekoturizm topluma dayalı turizm olduğu için herkesin, her bireyin elini taşın altına koyması lazım. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz Ergun Bey? Yani herkesin elini taşın altına koyması diyor Nermin Hanım. Evet. Yani nasıl bakıyor, Lefkeli nasıl bakıyor bu olaya veya çevresi? Çünkü Lefkeli demek belki biraz yanlış olur çünkü çevresi şimdi de buna dahildi. Lefke olsun, Lefke'ye benzer küçük yerler olsun aşağı yukarı adamlar tarafında belki de öyledir. Belki çok küçük yerlerde dayanışma çok daha fazladır da Lefke şimdi belde olarak tabii ne bileyim bir Bağlıköy'den büyüktür, ne bileyim Yeşilırmak'tan büyüktür. Oralarda belki daha kolay halk bir araya getirme olanağı olabilir de. Lefke'nin sınırları büyük. Burada tabii herkesin katılması daha da fazla zaman alacaktır. Fakat birçok insan
şu anda bu festivallerin niçin yapıldığını, kendilerine ne yarar getirdiğini görecek bilince ulaşmıştır. Ama bizim nihai hedefimiz tabii Lefke'nin bir turistik belde olarak dünyadaki Çittaslov 50 binden aşağı nüfusu olan kasabalardan biri olması hedefi. Şimdi hedefi büyüttük. Çittaslov'u biz tabii nihai hedef olarak koyduk. Çittaslov nihai hedefine ulaşabilmek için bir kere tam üyelik için 70 kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu da tabii dernek olarak bizlere artı belediyeye beraber çalıştığımız üniversitedeki hocalara büyük bir yük getiriyor. Bunun planlanması, projelendirilmesi, uygulamaya konması hem zaman alacaktır. Peki festivalinizin Çittaslov içerisindeki yeri nedir? Çittaslov yavaş şehirlerde kendi öz kültürünü tanıtıcı faaliyetler bu projenin içerisinde yapılması gerekenlerden bir tanesidir. Yani burada amaç ürünleri ortaya çıkarmak, kültürü tanıtmak yönünden de diyebilir miyiz? Tabii tabii. İnsanları tekrar geleneksel üretimlere yönlendirmek, halihazırda unutulmaya yüz tutmuş kültürün parçası olan gerek tatlar olarak, yiyecekler olarak gerek işte bayanların köy kadın kursunda yaptıkları gibi mesela bu sene hurmaları aşıladık, budadık. Hanımlar yapraklarından sele sepet yelpaze yapmaya başladılar. Bunlar giderek unutulmaya yüz tutmuş, basit gibi gözükebilir ama önemli şeylerdir. Yani turistik açıdan baktığınız zaman bir turist gittiği yerde o yerenin kendine has kültürünü, yemeklerini, yani gelip de Lefke'de McDonald's aramaz hiçbir turist. Zaten bulamaz. Ama Lefke'nin de turiste sunacak kendine öz geçmişte yapılan bir takım tatları, şeyler olması gerekiyor. Yani şu ceviz ve ceviz macunu mesela çok basit olarak bunu örnek verecek olursak biz bunu turiste verdiğimiz zaman çalıştığımız yerlerde yani ne verirseniz verin bir ceviz macunu bütün olayı değiştiriyor. Çünkü bunu her yerde bulamıyor. Belki bütün adayı geziyor birçok yerde. Bulunması ve ikram edilmesi gereken bir şey. Yani geçmişte öyle olduğunu eskilerden, yaşlardan duyuyoruz. Kahvelerde dahi macunların kahvenin yanında verildiğini biliyoruz. Ama bugün kahvelerde maalesef kahveyi fincanın sapından tutup getirip koyuyorlar. Altında tabağı bile yok. Evet. Yani kültür, yani kültürümüzü de ne yozlaştırmada da birinciyiz. Evet. Aslında biz bu konuda Çittaslov Komitesi'nin gıda şeyi olarak da aynı zamanda organik ürünler, yöresel ürünler bu tatlarla yaşlı hanımların evlerine gidip de eskiden nasıl pişiriyordunuz, yemekleri nasıl yapıyordunuz diye tek tek üniversite öğrenci görevlendirdi. Bunu soruyorlar. Unutulmuş tatlar ortaya çıkaracağız inşallah. Buna başladık zaten. Bir de köy düğünlerinde nasıl yapıyorlardı? Bunlar hep kültürümüze bağlı olan şeyler. Unutulmuş birçok yemek var. Bunlar daha 70 yaşın üzerindeki hanımların bildiği şeyler. Onlar için biz tek tek evlerine gidip bu bilgileri almaya çalışacağız. Bunları da eğer bugüne taşıyabilirsek çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ben bir şey gördüm geçenlerde. Dikkatimi de çekti. Yani bu festival bağlamında. Hatta o kişi bana dedi ki ben de olayım. Yenilikleri de beraberinde getiriyor gördüğüm kadarıyla. Mesela hiç duymadığımız bir zeytin macunu örneği gibi. Evet. Yani ilginç bir yaklaşımda bulunuyor vatandaş da girişim yönünden de ve ne yapıyor onu? Yani bir yandan eski ürünleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yanda da yenilikleri de hatta yani ceviz ürünlerinde de geçen yıl çok iyi hatırlıyorum. Orada ceviz dolması, ceviz macunu dolması. Tabii. Yani evet. Birincilik almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii çok ilgi çekmişti o da. Bir de vatandaşın şey ilgisini gördüm. Ben orada daha önceden bazı insanlar işte benim dükkanın önüne falan kurmayın. Beni rahatsız etmeyin falan diyenler bugün işte bizim yanımıza gelin biz de kurun burada olsun daha iyi olsun gibi bir katkıyı da görüyorum. Yani nereden nereye geldiğimizi
bilmek açısından. Peki ben biraz Ergun Bey bize programdan söz eder misiniz? Yani 8-9 Haziran'da siz bir festival yapıyorsunuz. gördüğüm kadarıyla yani yeni bir program hazırladınız. Neleriniz var? Neler yapacaksınız? Halkımıza neler izlettireceksiniz? Şimdi program şimdi yer olarak Lefke Çarşısı'nda restore edilmiş olan çarşının bir ucundan başlayıp bittiği yere kadar, artı bu sene orayı da geçiyoruz ve kendimize bir alan, özel festival alanı hazırlıyoruz. Oraya kadar olacak. Bayağı uzun bir sergi alanı olacak. Bu alan içerisinde restore edilen eski binalarda 4 ayrı dükkanda, ki malum burası yapıldı UNDP tarafından, fakat bugüne kadar maalesef Lefke'deki sakinlik, yavaşlık, durgunluk, işlerin durgun olması. Yani sakin ilerliyor yani. Evet, zaten diyorsunuz. Biz işte biraz sakin, yani sakin kente uygun yani. Sakin kente çok uygun ama iş olması da gerekiyor tabii. Dört dükkanın yalnızca sanat için sahiplerinden izin aldık. Hangi dallar var? Yani o düşün sanattan şimdi, bahsettiğim. Şöyle. Bizim kursumuz. Feridun Işıman Bey şu anda kendisi yurt dışında uluslararası workshoplara katılıyor. Oradan uluslararası sanatçılarla beraber yaptıkları yağlı boya tabloları toplayıp getiriyor Lefke'ye ve uluslararası bir sanat sergisi açıyor. Bayağı büyük bir sergi. Bu bahsettiğiniz şeyde, resimde, şimdi bu sanatçılarımızın da, yani yabancı sanatçıların izinleri, şeyleri de var mı? Yani ülkemiz açısından da, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Lefke'de bir uluslararası resim, yağlı boya tabii dediniz. Tabii. Aslında biz bunu workshop olarak planlamıştık yola çıkarken 1-2 ay önce. 10-12 tane yabancı sanatçıyı Lefke'ye getirip Lefke'de üretecekleri yağlı boya tabloları Lefke'de sergileyip halka sunduktan sonra festival neticesi onları gönderecektik memleketlerine. Fakat maliyetler ve sponsorlukları denk getiremedik. Yani çok az sponsorluk aldık. Bununla da ancak sanatçıları getirmeyi değil, onlar şu anda İstanbul'da Beyoğlu'nda, Nişantaşı'nda bir workshop yapıyorlar. Uluslararası bir sergi, workshop. Orada ürettiklerini, daha önceden de Mısır'da ve Makedonya'da ürettiklerini, Feridun Hoca'nın gittiği yerlerde ürettiklerini hoca toplayıp getiriyor. Demişler ki bir katkımız olsun, hocayı seviyorlar, senin yaşadığın yere, Lefke'ye, ülkene. Al bizim yaptığımız tabloları götür, orada sergi, halka sergile. Kendileri gelemiyor fakat yağlı boya tabloları. Gönülleri buradadır yani diyorsunuz. Gönülleri burada. İnşallah ileride o insanları da çağırırız Lefke'ye ve Lefke'de tabiatta, doğanın içerisinde güzel bir workshop yaptırırız. Şimdi bir dükkanı bunlara ayırdık. Evet. İkinci büyük bir dükkanı Nermin Hanım'ın da üyesi olduğu. Ne diyorsunuz? Kadın el işleri. El işleri konusunda Nermin Hanım nasıl yapıyorsun? Ergun Bey diyor ki bir tane daha size hazırlamış. Evet. Evet. Geçen sene de açmıştık onu zaten. Geçen yılda yapmıştık sergimizi. Çok beğenilmişti. Kimdi yapıyor yani bunları? Kim yapıyor bu bizim seri? El işi hocamız var. Köy Kadın Kursu. Köy Kadın Kursu. Bakanlığa bağlı tabii ki. Orada 15-20 bayanız. Kendi ürettiklerimizi orada sergiliyoruz. Hatta bazı arkadaşlar fazla ürettiklerini satışa da sunuyorlar. Dileyen, isteyen varsa oradan alabiliyorlar. Kıbrıs'a özgü nakışlarımız var. Lefkara işlerimiz var. Kozadan tepsilerimiz, panolarımız, yine üç boyutlu panolarımız. Yani bu yıl selesepet de öğrendik. Onlardan da var. Yani kadınlar diyorsunuz ki bütün maharetlerini ortaya tabii, koyuyorlar. Tabii. Aslında topluma dayalı turizm yaparken Çittasulov da aynı. Yani sakin şehir projelerinde kadının rolü çok büyük. Evet. Kadınlarımız. Evet. Kadının rolü çok büyük. Çünkü üreten, üretici olan ürettiğini satabilen kadındır. Emek sarf edenler kadınlarımızdır diyor. Tabii erkeğin de yeri ayrı tabii ki ama macunu düşüneceksek. Tabii erkek cevizi topluyor erkek, bayan. Erkekler tabii, yemesini biliyor galiba. Ama erkek ne kadar eve getirse de
hanımdır onu evde derleyip, evet, toparlayıp, tabii, sunuma hazırlayan. Evet. Cevizi toplayan, onun bulmayı için, toplayan erkek. Erkek ama yanlış anlaşılmasın. Tabii ki erkeğin yeri ayrı ama yani üretici olan burada, yani bunu üretip de sunuma hazırlayan kadındır. Kadınlar. Peki biz önümüzde görüyoruz zaten şeyi de, tabii, ceviz macunu da az sonra. İkincisi buydu. Bir başka şey neydi? Üçüncü açılacak sergi, karikatür sergisi. Karikatür kim yapıyor karikatür sergisini? Mustafa Tozak'ı. Mustafa Tozak arkadaşımız, evet, yine yapacak. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl yine yapacak. Geçen yıl da gelmişti, beğenilmişti. Bu yıl yine davet, evet, edildi. Lefkeli galiba kendisi de. Lefkeli. Evet. Lefkeli gelip açacak. Artı dördüncü sergimiz de Lefkeli fotoğrafçılar Atilla Karadir ve Edis Tuncel'in açacağı ortak karma bir sergi, fotoğraf sergisi. Lefke ile ilgili, doğa ile ilgili çok güzel fotoğraf çekiyorlar. Evet. Her iki arkadaşımız da onların açacağı bir sergi. Onu açacağız. Bu yani bizim için fotoğrafçıyı duymuştum. Galiba Edis Hoca yoğun bir katılımla da katılıyor galiba, evet, bu sefer. Evet, evet. Daha önce kitap da bastı. Evet, kitabı, evet, da var galiba. Yayınladı fotoğraflar. Çok güzel, tabii, fotoğrafları var. Böyle değerli insanların zaten, evet, şeyde olması, bu gibi festivallerde olması zaten, tabii, festivalin hem niteliğini de artırıyor. Tabii. Hem bölgeli de bölgemizin tabii sanatçılarını da ne yapıyor? Ön plana çıkarmanıza, tabii, neden olur. Yani sizin vasıtanızla bunlar da öne, tabii, doğru, tabii, tabii, çıkıyor yani. Bölgenin insanları yaptıklarını sergileyebilme şansına sahip oluyor. Turistlere sunuyorlar. Yani diyebilir miyiz? Yani demek ki kültürel bazda da. Kültürel bazda biraz ağırlıklıyız bu sene. Ağırlıklıyız. Yani festivalimiz sadece yeme, içme veya satışa falan değil de kültür ağırlıklı, tabii, da olacaktır. Yeme, içme ihtiyaç. Bir gezildikten sonra bir festival alanı. Hepimiz evet, belli bir aşamadan sonra acıkıyoruz, susuyoruz. Onlar da var. Onlar da temin ediliyor. Neler satılacak peki? Yani bu, şimdi yeme, bu ceviz içme falan kısmında. Ceviz festivalinde ağırlı olarak ceviz satılır. Ceviz macunları satılır. Bayanların ürettiği işte yerel tatlar, macunlar diyoruz, falan hep olacak mı? Yani olacak. Şimdi tabii, gelen vatandaşımız, çünkü ben biliyorum birçok bayan gerek iş yerimde olsun gerekse sağda solda irtibatta olduğumuz bayan arkadaşlar özellikle diyorlar ki işte biz zaten Lefke'ye gelirken bu macunları da ön planda tutuyoruz almak. Yani ceviz macunundan tutun hurma macunu, turunç macunu, bergamot macunu, hı hı, portakal macunu gibi bir, tabii, yığın macunları, tabii, hep böyle alma peşindeler. Yani bunları tabii ceviz başta oluyor. Peki cevizi nasıl buluyorlar? Yani böyle hem çiğ derken yani macun hale gelmemiş veya tabii macun hale gelmiş satılıyor, nasıl olacak? Yeşil satılıyor. Soyulmuş suya şey edilmiş, suda biriktirilmiş olarak da satılıyor. Ve macun olarak, en yaygın olarak da macun olarak satılıyor. Bazen bir sıkıntı duydum. Ben geçenlerde de yine böyle arkadaşlar arasında da bazen bu yeşil cevizlerin kartlığı konusunda bir şikayet falan, hı-hı, oluyor. Onu nasıl çözüyorsunuz? Şimdi yani toplanırken elimizden geldiği kadar toplayanlara da getirip satacak olanlara da söylüyoruz. Kontrol edip toplayın diye. Bir gün önce topluyorlar. Şimdi ceviz son zamanlarında çok hızlı şeydir. Kemikleşir. Malum macun da içi henüz kemikleşmemiş cevizlerden yapılır. Tabii bizim bu sene gönül isterdi Haziran başı yapalım. Fakat 8-9 Haziran'a kayması, başka bir yakın yörede festival olmasından dolayı anlaştığımız halde onlar bizim tarihimizi aldılar. Biz seneye Haziran ilk haftası, cumartesi pazarı yapacağız. Onu şimdiden ilan ediyoruz. Başka bölgelere bakmadan. Yani daha erken alacaksınız. Tabii diyorsun, bir hafta erken alacağız. Çünkü bizim zamanımız odur. Yani ceviz ileri tarihlerde kemikleşir. Evet. Peki şimdi, bu cevizden bahseden sözünüzü keseyim. Kemikleşmeyi anlatıyordum da yarıda kaldı galiba. Bu ceviz macunu tatlısında, çünkü her ne kadar da biliniyor olsa da uzaktaki vatandaşlarımız, insanlarımız da bu ceviz macunu nasıl yapıldığı konusunda pek bilgiye sahip değil. Bir kez bana sormuşlardı. Dedim vallahi bayanların eline su dökemem. O yüzden bayanı da bulmuşken burada bize ceviz macunu biraz zor. Macunların içinde bence en zoru. Çünkü ellerin siyahlaşması da var. Ve 15 günden önce de geçmiyor. Evet. Eldiven giyseniz bile yine soyarken geçiyor ama cevize hanımların dikkat etmesi, iğneyi batırdığın zaman o iğne giriyorsa ceviz tazedir.
Yani nereye giriyor iğne? Yeşil cevizken yeşil cevizin iğneyi üzerine batırıyorsun. Evet. Ters tarafından. Ters tarafından şey fark etmez daha. Yani giriyorsa ceviz tazedir. Ayrıca ayıklarken de başını kestiği zaman bıçağla yine eğer kemik varsa yani artık zamanı olgunlaşmışsa da gene orada kemiciğini buluyor cevizin. Yeah. Onun için o katlaşmıştır. O macun olmuyor artık. Yani ne kadar pişirseniz yerken ağzınızda kemik gibi geliyor o kabuğu. Sert oluyor. Sert oluyor. Onun için bunlara dikkat ederlerse. Ama tabii festivalde soyulmuş alacaklar veya macun alacaklar. Onları biz denetleyemeyiz. Peki yani eve götürdükten sonra da yeşilini acele yapmaları gerekiyor. Evde acele tabii evde 3 gün bekletirseniz kemikleşir. Olmaz. Yani tabii. Onu da söyleyebilir miyiz? Tabii. Biz üretici kesiyor. Kestikten üretici sonra. Üretici genelde kontrol ederek topluyor. Tabii. Evet. Çünkü sertleşiyorsa bırakır, onun kurusunu şey eder, toplar ileride. Onu da değerlendirir, satar nasıl olsa. Mümkün olduğu kadar kemikleşmemiş olanları topluyor. Fakat alanın da aldıktan sonra ertesi gün oturup soyması lazım bunları. Bir iki gün bekletirse. Ama genelde festivale gelenler soyulmuş tercih ediyor. Elleri kararmasın soyulmuş. Bayanların diye. Yani. Evet. Macunu da şöyle oluyor. 8 gün suda bekletiyorsunuz. Her gün suyunu değiştiriyorsunuz. 8 gün sonunda bir gece kirece bastırıyorsunuz. Çoğu insan böyle 2 avuç kireç 100 taneye serpiyor. Bazıları da bir yemenin içine bağlayıp bırakıyor. Kireci bir akşam suda kireçli suda bekletiyor. Ondan sonra bolca yıkanıp 3 defa haşlanıyor. Her haşlamadan sonra da limonlu suya çıkartılıyor. Bunu yaparken de yan taraftaki şeyde de bademi ağartıyorsunuz. Kabuğundan soyduktan sonra bademi kızartıyorsunuz. 3 defa haşlandıktan sonra her cevizin içine bir badem, bir karanfil batırıp atıyorsunuz tencereye. Üzerine de işte 100 taneye 3 kilo kadar şeker koyup bir geceden sabaha bekletiyorsunuz. O kendiliğine suyu çıkar. Suyu çıkmazsa eğer bir bardak veya iki bardak örtecek şekilde kendini suyunu ve hafif hafif 3 defa da bunu kaynatıyorsunuz. Bunu da hep bir günde değil en az 2 günde. Yani her gün 10 dakika 20 dakika kaynatıp bekletiyorsun. Kaynatıp bekletiyorsun. Yani bu macun 10-12 günü alıyor. Yani bayağı tabii zahmetli ya, bir iş. Bu tabii en güzel, en ideal yapılan macun. Ama evet. Piyasada bazen elinize alıyorsunuz bir kavanoz, bakıyorsunuz içi su peki, gibi. Peki bu farklılığı nasıl örtmeyi düşünüyorsunuz Ergun Bey? Farklılığı örtmek için... Çünkü yani duyuyorum ben, bazen de alıyorum mesela bazıları bademli oluyor içerisi, bazıları daha farklı oluyor falan ve bazı tabii. Ufak tefek şikayetler geliyor vatandaşlarımızdan tabii. Doğal olarak. Siz bunu nasıl kaldırmayı düşünüyorsunuz? Şimdi mesela bugün buraya gelmeden önce katıldığımız bir genel kurul vardı. Lefke'de bir yeni bir kooperatif kuruldu. Üreticiye evet, yönelik Lefke Tarım Turizm ve El Sanatları Kooperatifi. Şimdi biz dernekiz. Yani onlara dernek. Da hayırlısı olsun diyebiliriz. Hayırlısı olsun. Evet, bugün kuruldu. Çok güzel bir girişimde bulundular. Değişik bir oluşum. Bizler de yardımcı olmaya çalışacağız. Kurucu üyeleri arasında yer aldık. Yeni yönetim kuruluna hayırlısı olsun deriz buradan. Onların hedefleri içerisinde gerçek kooperatifçilik, köylüye, halka indirgenmiş bir kooperatifçilik ve onlar için onların ürünlerini belli bir kalitede, belli bir kontrolde üretilmesi, bu yer sebze meyve de olabilir, bu şekilde nihai macun olmuş bir ürün de olabilir. Bunları belli kalitede Lefke'nin adıyla ve şanıyla üretilip tek elden şey edilmesini, yani pazarlanmasını, marka haline getireceksiniz. Marka haline getirilmesi, bu tabii. Tüm macunlar içinde tabii ki. Biraz önce konuşmuştuk. Için. Hani biz yola çıkarken birinci festivalle tabii 10. festivalde ne olacağını aşağı yukarı tahmin ediyoruz da bir takım şeyler de adım adım. Evet. Tabii taş yuvarlandıkça bazı şeyler de yan oluşumlar yavaş kendiliğinden yavaş geliyor. Tabii böyle bir kooperatif gerekiyordu. Lefke gibi bir yerde bugüne kadar bu şekilde bir köy kooperatifinin olmaması çok büyük eksiklik. Çünkü kadınların ürettikleri var, üretecekleri var. Malzemede sıkıntı çekiyorlar, ucuz malzeme bulamıyorlar, yaptıkları piyasada rekabet edemiyor, artı bir macun Lefke'nin artık şeyi bu,
markası. Yani bu konuda kısaca iddialıyız diyorsunuz. İddialı. Tabii, markamızı kooperatif getireceğiz diyorsunuz. Tabii. Yani bazı şeylerin kontrol altına alıp. Yani vatandaşı da rahatlatacağız diyorsunuz. Tabii. Ama sabırlı olmalarını da istiyorsunuz. Sabırlı olmaları gerekiyor. Tabii birçok şeyler. Güzel. Bir kooperatif çatısı altında daha da güzel olacak, yerleşecek. Yani. Kendini duyuracak. Yani bunlar bu şekilde olur. Çünkü biz netice olarak bir turizm derneğiyiz. Dernek olarak biz ancak bunların katkı organizasyonunu yapıyoruz, duyurusunu yapıyoruz ama durup da dernek olarak macun yapamayız. Bunu yapacak başka... Evet, yani kooperatif bu işi ele alacak. Tabii bu gibi kuruluşların yapması gerekiyor zaten. Hazırlayıp tabii sunacak diyorsun. Tabii tabii. Güzel, buna hayırlısı olsun da bu, peki çocuklar için ne düşünüyorsun Dermin Hanım? Yani bu etkinliklerin içerisinde çünkü uçurtma var dediniz, evet, resim var dediniz. Bize bunlardan bahsedebilir misin? Çocuklar geleceğin gençleri. Geleceği yönetecek olan onlar. Aslında Seferihisar Belediye Başkanlığı çok güzel bir konuya değinmişti, geldiğinde anlattı. Çocuk belediyesi kurdu onlar. Çok güzel bir olaydı o. Keşke biz de, ya çocuk belediyesi değil de biz derneğimizin içinde kendimiz çocuk kulübü kurabilsek, gelecekte onlara bu derneği rahatlıkla devredebilirdik. Ama ne yazık ki çocuklarımız bu kolej sınavlarıdır, üniversite sınavlarıdır. Vakitleri yok derslerinden de dolayı. Ama ileriki yıllarda inşallah başkanımız da burada. İnşallah yani bir... Sayın Başkan demek ki size Nermin Hanım şeyi attı hemen. Yani yok, daha orada duracaksınız diye. Yani yok yani... bu dönem bitene kadar yapacağız. Ondan sonra teslim etmek durumundayız. Ama siz yani başkanlıktan çıksanız da tabii bu işin öncüsü olarak. Biz zaten yani yine daha şeyiniz pek kesilmeyecek. Ama Çita Slow konseptinde çocukların da yani bu tip dediği gibi Nermin Hanım'ın, evet, olayların içine katılması, okulda eğitilmesi gerekiyor. Evet. Yani evet, çocuklara okulda çevre bilincinin verilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz tüm beldelerin, yörelerin çektiği sıkıntılar, her taraf Kıbrıs'ta turist, Kıbrıs'ı çok seviyor turist. Fakat gördükleri kirlilik karşısında korkuyorlar. Evet. Yani bunların okullarda öğretilmesi lazım. Doğru. Yani organik tarımın, organik hayvancılığın, bir takım Çita Slow yavaş şehir konseptine uygun konuların okullarda, evet, ele biz alınıp çocuklara öğretilmesi gerekir ki gelecek daha güzel olsun. Yani işiniz zor Ergun Bey. İşimiz peki zor. Çocukları katabilirsek hocam, bir şey daha söyleyeyim ben. Layo'yu bize çok büyük destek veriyor. Geçenlerde bizim Layo'yla hocalarla toplantımız oldu. Bize kendileri gönüllü olarak tiyatro çalıştırmayı, dans çalıştırmayı önerdiler. Çocuklara yönelik. Çocuklara yönelik, gençlere yönelik, boş zamanlarını değerlendirmede. Bunlar bize büyük katkıdır. Gelecekte herkes illaki memur olacak diye bir şey yok. Yetenekli çocukların da yetenekleriyle büyümeleri, belki yetenekleri doğrultusunda bir yere gelmeleri de mümkün olabilir. Bence yani çocuklarda, çocuklara yönelik çok projeler hazırlanması lazım. Çünkü geleceğimiz onlardır. Onlar, tabii ki. Peki ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü yönetmenimiz bizi uyarıyor da fazla zamanımız yok. Bu son cümlelerimizi festival için neler düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz, halkımıza neler söylemek istiyorsunuz? Böyle sizlerden rica edelim. Halkımızı 8-9 Haziran'da Lefke'ye, Lefke Çarşısı'na bekliyoruz. Onlara zengin bir program hazırladık. Kültürel açıdan demin bahsettiğim gibi güzel sergiler, bol folklorik gösteriler, artı yerel amatör sanatçıların sunacağı şovlar. İki gün boyunca onları Lefke'de eğlendirmeye ve güzel şeyler sunmaya çalışacağız. Bekleriz. En çok özellikle de Samsı, yıllar vardır ki çoğu insanlar bu Samsı'yı yapmıyorlar. Lefke'de 18 yıldan beri sessiz sedasız yürütülen bir etkinlik var. Lefkeli ev hanımları hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de aile bütçesine katkıda bulunabilmek için Ayşen Hoca gözetiminde Kıbrıs el işlerini öğreniyorlar.
Burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı köy kadın kursu olarak biz burada görev yapıyoruz. Ben 1986 yılında köy kadın kursu öğretmenliğine başladım. 25 yıldır görev yapıyorum. Burada hanımlar hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem yaptıkları işleriyle aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ben işlediğim halde haftanın 4 günü birer saat gelmeye çalışıyorum. Belki ürettiklerim arkadaşlarıma göre daha az ama stresimi atıyorum. Ondan sonra bir şeyler üretmek güzel geliyor. Şu anda da bir sele yapıyoruz. Kıbrıs'a özgü. Hem eski dekorasyonlarda kullanabileceğimiz bir şey, hem eskiden burada molihiya veya nane kurutuluyordu. Aşkından oldum deli. Bütün bayanlara, boş oturan bayanlara, ev hanımlarına tavsiye ederim. Buraya gelsinler. Hocanımızdan çok çok memnunuz. Sırasında annemiz, sırasında çocuğumuzdur. Çok mutluyum ben buraya geldiğim için. Evet, bu kozalar Mart ayında dutların açılmasıyla ipek böcekleri açılıyor. Onları biz üretiyoruz ve tek canlı olarak ipek böceği kendini hapseden bir böcektir. Ben bunları çok seviyorum çünkü ne bileyim insanlara böyle güzel bir şeyler sunmak, bunları el işi olarak yapmak ipek böceğinin çok büyük anlamı vardır Kıbrıs'ta da. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Her yıl 2 yıldan beri de 8-9 Haziran Ceviz Festivali'nde Lefke Kadın Kursu'nun da sergisi açılır. Bu sergide yaptığımız bütün ürünlerimiz sergilenir. Koza işleri, 3 boyutlu resimler, özellikle tahta oymacılığı, lefkara. Çok farklı işlerimiz vardır. Herkesin gelip de bu sergiyi görmelerini isteriz. Tüm köylerimizin de katılmalarını istiyoruz. Burada çok güzel işler yapılır. Ayşen Hoca'nın bize çok güzel işler gösterir. Görüldüğü kadarıyla tatlılar yapılır. Herkes bir tatlı yapar. En çok özellikle de samsı. Yıllar vardır ki çoğu insanlar bu samsıyı yapmıyorlar. Tabağa koydum moru, lefkede çalar boru. Kadınlar atlar yaşar, adamlar çeker zor. Gençler bu tatlıyı pek yapmak istemiyorlar, bilmiyorlar, hamur işini sevmiyorlar herhalde. Onun için daha ziyade yaşlılar yapıyor. Hamuru suyla yoğururuz, biraz zeytinyağı döker. Zeytinyağıyla da iyice yoğurduktan sonra hamuru dinlendirmeye bırakırız. Ondan sonra masanın üzerinde aşkı halinde açılır. İkiye katlanır bezem. Börek aletiyle paklava paklava kesilir. Çatalla kenarları şekillendirilir. Ondan sonra kızgın yağda kızartılır. Yağdan sonra şuruba atılır ama şurubun soğuk olması lazım. Lokma şurubu gibi kıvamlı olması lazım. Şuruptan çıkarılır. Böyle kayık tabaklara koyarız. Üzerine badem ceviz serperiz. Evde oturan bayanları, genç kızlar özellikle buraya katılmalarını bekleriz. Burada çok güzel işler yapılır, çok güzel zaman geçirilir, çok güzel geziler düzenlenir, her ay yemeklere gidilir. Bu yıl 8-9
8-9 Haziran'da Lefke'de Ceviz Festivalimiz var. Köy Kadın Kursu arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız bu güzel ürünleri oralarda sergileyeceğiz. 8-9 Haziran'da Lefke'ye herkesi bekliyoruz Ceviz Festivali'ne. Lefke Avrupa Üniversitesi ve bölgemizle ilgili geçtiğimiz haftanın olaylarından derlediklerimizle karşınızdaydık. Haftaya tekrar aynı saat ve kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.